tane çocuk akademisi, Mustafa Kemal Atatürk'ü ulusumuza armağan eden ve Zübeyde Hanım'ız ve çok değerli eli öpülesi başımızın tacı analarımıza, Mudanya Belediyesi'nin tüm çalışanları, tüm meclis üyeleri olarak vefa, saygı ve minnet duygularımızla tüm analarımıza armağan olsun. Burada Cumhuriyet çocukları bilimin ışığında güneşle buluşacak. O güneş demokrasi güneşi. O güneş barış ve kardeşlik güneşi. O güneş özgürlük güneşi. O güneş cumhuriyet güneşi. O güneş vatanseverlik güneşi. O güneş insanseverlik güneşi. O güneş Mustafa Kemal Atatürk güneşi. Bursa'nın tarihten kaynaklanan bir özelliği var. Osmanlı'ya başkentlik yapmış. Tarihi görkemli bir tarihi var. Olağanüstü güzel bir coğrafyası var. Çok güzel bir kent. İnsanları da çok güzel. Ama biz Cumhuriyet Halk Partileri olarak bunu beceremedik. Önümüzdeki seçimlerde biz bunu başaracağız. Başarmaya mahkumuz. Ve Mustafa Bozbey'i Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturtacağız. Bursa'nın her tarafı neden nilüfer gibi olmasın? Neden her tarafında parklar, yeşillikler olmasın? Neden her mahallesinde böyle güzel kreşler olmasın? Neden her mahallesinde huzur evleri olmasın? Neden her yerinde engeller için bir yer olmasın? Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar, asla şikayet etmeyeceksiniz. Göreviniz engeli aşmak ve görevinizi yerine getirmek. Şikayet etmek değil, yaptığınız eserlerle gurur duyacaksınız ki bizler de gurur duyalım. Ben Ankara'dayım ve gurur duyuyorum. Bütün belediye başkanlarımızla. Onlar 2800 küsür lira asgari ücret belirlediler. Bizim en küçük belediyemizden en büyük belediyemize kadar asgari ücret 3100 lira. Demek ki biz kaynağı çok daha iyi kullanıyoruz. Demek ki biz alın terine daha fazla değer veriyoruz. Demek ki biz insanımızı seviyoruz. Demek ki biz herkesin hakkını teslim etmeye çalışıyoruz. Onlar kesiyorlar. Hakları vermiyorlar. İnsanlar geçinemiyor. 10 milyonun üstünde işsiz var bugün ülkede. 19 yıl iktidarsınız. 19 yıl hükümeti yönetiyorsunuz, iktidarı yönetiyorsunuz, devleti yönetiyorsunuz, Türkiye'yi yönetiyorsunuz. 10 milyonu aşkın işsiz yaratıyorsunuz. 10 milyonu aşkın. 1 milyondan fazla üniversite mezunu var işsiz. Bu çemberi kırmak zorundayız. Beraber kılacağız. Birlikte kılacağız, kıracağız. Dostlarımızla birlikte kıracağız bu çemberi. Çemberin dışına çıkacağız. Hep beraber çıkacağız. Aydınlık güzel Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Ön yargılı olmayan herkes benim dostumdur. Herkes. Bu ülkenin işçisi, bu ülkenin memuru, bu ülkenin sanayicisi, bu ülkenin apartman görevlisi, bu ülkenin sıradan çalışan işçisi, çiftçisi, emeklisi, herkes, herkes benim dostumdur. Herkes için hizmet yapacağım. Herkese Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sıcak yüzünü göstereceğim. Ve hep beraber kucaklayacağız güzel Türkiye'yi. Ayrımcılık yapmayacağız. Bizim inancımızda, kimliğimizde ve siyaset tarzımızda insanlar arasında ayrımcılık olmaz. İnsanın kimliğine, insanın yaşam tarzına ve insanın inancına saygı göstereceksiniz. Parlamento, milletin vekilleri orada olacak. Birilerinin vekilleri değil. El kaldırıp indirmeyle değil, vicdani kanaatine göre el kaldırıp indirecek milletvekili arkadaşlarımız. 600 kişi orada görev yapıyor ama hiçbir zaman demokrasilerde vesayeti kabul etmiyoruz. Siyasetin üstünde de, parlamentonun üstünde de vesayeti kabul etmiyoruz. Siyasette de temizliği getireceğiz. Siyasi ahlak kanunu çıkaracağız. Siyaset köşeyi dönme aracı olmayacak. Vatandaşın cebine el atan bir siyaset olmayacak. Vatandaşın cebi dolacak, siyasetçinin değil. Emeği geçenlere bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz.